Hepinize merhaba Yeah. kardeşlerim. Kanalıma abi GTA 3'ün 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adım 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 finale gittiğimiz bu yolda Ray Machowski'nin sıradaki göreviyle devam ediyoruz. Umarım keyifleriniz yerinizdedir efendim. Destek için tekrardan hatırlatmış olayım. Videoları beğenip kanala abone olursanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Evet, 10 tane rokete. Ölen abimizi tamamladık. Sen ne yapıyorsun abi ya? Ya acayip. Evet, Donald Love'ın görevleriyle devam ediyoruz. Videonun başında abimize hasar verdik. Biraz uzun bir görev oldu. Ambulansa hasar verdik. Ambulanstan abiyi düşürdük. İlk ambulans fake çıktı. İlk defa başıma geldi bu arada GTA 3 oynarken bu. Bayağı ilk ambulansa direkt roket attım abi, fake çıktı. Sonra ikinci bir ambulansa gittim. O ambulansa hasar verdik. Abiyi düşürdük işte, roketleyip bitirdik. Şimdi Ray Machowski'nin görevleri tamamlandı. Donald Love'ın özgürlük savaşçısı görevleriyle devam ediyoruz. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend, do whatever it takes. Hadi bakalım. Bir kurtarma göreviyle devam. Tamam, bir Kolombiyalı arabası bulacağız. Sonrası kolay. Evet, mekan burası. Ben direkt kapıda inip bu arada taramaya başlıyorum. Mantıklı olur diye düşünüyorum. Bu aracı da hasar... Kaç o da doğru. Hadi başladık bakalım. Biraz saklanarak gitmek lazım çünkü GTA 3 oynuyoruz. Gördüğünüz garaj kapıları bir kısmı tuzaklı, bir kısmı amaca hizmet ediyor. Tabi tuzaklı. Doğru olanı bulacağız. Ve bulduk. Güzel. Şimdi bu abimizi götüreceğiz. Yaşlı doğulu beyefendiyi Donald Love'ın evine götüreceğiz. Ne oldu? Buglandı mı? Dayı ne yapıyorsun dayı? Dayı buradayım dayı. Dayının biraz gözlerde sıkıntılı belli. Kendine gel. Ha çattık ya. Abi kendine gelir misin? Ezeceğim bak. Bin şuna. Ha? Yapay zeka beni öldürüyor. Keşke vurmasaydım burada. Vurarak çıkmamak daha iyiydi. Bu araca hasar vermemem lazım çünkü birazdan gelecek görevi az çok hani oyun oynayanlar biliyordur zaten de. O yüzden olabildiğince hasarsız götürmem lazım bu aracı. Çünkü bu araç bir sonraki görevde direkt bana lazım olacak. Bir daha araç çalmakla uğraşmamam lazım. Keşke vurmasaydım bu arada ya. Dediğim gibi alelacele çek... Tamam neyse hasara verdik, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hasarın büyüğünü verdik. Yeni araç bulacağım ben mecbur. Evet, Wakagashira temizliğiyle devam ediyoruz. Anlatsın bakalım Donald Love. Nothing drives down real estate prices like a good old fashioned gang war. Apart from an outbreak of plague, but that might be going too far in this case. I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira, Kenji Kassen. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Evet, bir tane Yakuza kartel aracı alacağız ve Yakuza'nın Wakagashira'sı Kenji Kassen'i öldüreceğiz. Bu görev bir tık zor. Ben bununla hep zorlanıyorum. Fark ediliyordum. İnşallah tek atarız diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Şeyi de hatırlatayım bu arada. Merak edenler olabilir.
bilmeyenler için hatırlatıyorum. Bilen zaten biliyor. Kenji Kase'nin oyununda görevlerini yapmak zorunda olmadığınız sanırım tek karakter olması lazım. Çünkü bu göreve gelmeden Kenji Kase'nin görevlerine gitmezsek mesela, bu görevden devam etsek Kenji Kase'ni öldürdüğümüzde görev alacağımız biri de kalmadığı için oyunda Kenji Kase'nin görevlerini yapmadan geçebiliyorsunuz. Ne kadar berbat görevleri olsa da Kenji Kase'nin bir kısmını da göstermiş oldum size elimden geldiğince. Bir kısmını zaten YouTube'a atmadım tekrar, o nedeniyle. Çok gereksiz görevleri YouTube'a atmıyorum. Ne kadar önemsiz olduklarına göre. Şimdi bakalım otoparkın son katında abimiz. İnşallah tek atarım bu arada. Tek atmak önceliğim. Ama dediğim gibi yani bunda çok fail'lıyordum ben. Acayip derecede. Neden zorlandığımı da bilmiyorum mesela. Şimdi ben yanlış yerden... evet yanlış yerden gelmişim ben. Değil mi? Bakıyor. Evet benim diğer taraftan çıkmam lazım bir saniye. Şu karşı yoldan çıkmamız lazım ki bizim abiye en yakın olduğumuz yer olsun orası. Burayı bu ara sahneyi görünce bile bir heyecan yaptım, yalan yok. Şimdi eğer doğru yaparsak, şimdi yapay zekanın bana doğru gelmesi lazım ama Kenji Kase'nin bu işi anlamaması lazım. Ki öyle oldu, evet. Buradan benim mermim geçmiyor. Aynen duvara saplanıyor. Öldürseydim çoktan öldürürdüm, evet. Abi bismillah diyoruz. Ve bitti. Çok iyi. Allah Allah. Ben bununla çok zorlanıyordum ya. Bilmiyorum neden bu kadar kolay oldu ama ben bununla çok zorlanıyordum. Şimdi 3 yıldız polis en kolayı. Eyvah. Arabayı yok ettim, zaten yandı. 30 binde buradan temiz. Hadi bakalım Grand Theft Auto göreviyle devam ediyoruz. Büyük uçak soygunuyla. Bakalım Dantla bize ne yaptıracakmış. Unfortunately, the port authorities seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Ha, şu YouTube'a atmanın paket toplama görevi. Olay aslında o paketleri dağıtan uçağın içindeymiş. Okey. Havaalanına gideceğiz. Kolombiya karteli gelmiş. Hoş gelmiş. Bunu sniper'la yaparız. Çok rahat bir görev. Şu bir diyecek, şu bir. Bu iki, tamam. Bir de sağ tarafta iki tane var, onları vuracağız. Bir an varilleri patlatayım mı diye düşündüm ama çok sıkıntı, uçağa belki hasar veririm, hiç hatırlamıyorum. Şu mouse olayım beni öldürüyor. Tamam bitti, paket uçakta olmalı, hadi bakalım. Bu arada bu görev uçağı sürdürseydi hayatta yapmazdım. Bu uçaklardan nefret ediyorum çünkü. Dodo değil mi bunlar? Aynen Dodo uçak, nefret ederim. Hadi bakalım buradaymış. Evet inşaatımıza geldik efendim. Çatışmamızı tamamladık. Şimdi bakalım neler olacak ara sahnede. Hey, let's get this out of here. God knows what it is, but he seems to want it badly enough, so it must be worth something. Who the hell? You! Hey, take it easy, amigo. No es nada, no es nada. I left you pouring your heart out into that gutter. Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We are friends. Don't be such a pussy. Hey, we got no choice, baby. We always got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about the crazy bitch, man. They all the same, please. Por favor. Kanka oradan kutular atlasan parçan kalmazdı ama neyse. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no yakuza. Liar! We all saw the cartel assassin. Ah Asuka, ah. Aslında öldüren biziz de neyse işte. Gerçi hepsi mantıken aynı. Ona bakılırsa gerçi şu an GTA 3'ün hikayesinde temiz olan kimse yok.
Sadece bir tık masum olan Cloyd var. Ama onun da yaptıkları çok da masum değil. Ama GTA'da da masumluk aramız herhalde. Güzel, bu görevi de bitirdik. Evet bakalım, danıtlava ne olmuş? Şey, danıtlava ne olmuş diyorum. Paketini verdik. Spoiler verdim şu an ya. İlerisi için hiç spoiler verdim şu an, üzdü beni. Neyse, eşlikçi hizmetiyle devam ediyoruz. Bu görevin İngilizcesi neydi ya? Ha, tamam hatırladım. Escort görevi, escort servis görevi. Düşündüğünüz anlamda değil tabii ki de. Aa, bu çok uzun bir görev. YouTube için bunu editlerim büyük ihtimalle. Bir tane zırhlı araç var. Bunun en güzel yapma kısmı zaten zırhlı aracın üzerine binmek. Öyle yapacağız şimdi. Zırhlı aracın üzerine çıkacağız. Ta 3. adaya kadar eşlik edeceğiz buna. Kartel saldıracak. 50 baslara ulaşmadan istediği yere götürmeye çalışacağız. Ve görev tamamlanacak. Hadi bakalım. Bundan sonra Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Efendim, izleyen, destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Biraz kolaj derleme tadında bir video oldu. Ben şu an 28 dakikadır kayıttayım. Bunu bir bölüm haline getireceğim. Ne olur ne olmaz bilmiyorum. Sizleri seviyorum. Zaferim için bir mermi sıkayım havaya. Çok değişik şeyler yaşadım çünkü. Hepinizi seviyorum. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın efendim.